Merhaba arkadaşlar. Masal Tren'le hoş geldiniz. Bugünkü masalımız Prenses Tia için. Çok soğuk bir kış günüydü. Sincap yuvasına çekilmiş, sıcacık yuvasında yazın biriktirdiği palamutları ve fındıkları yiyerek uykuya dalmaya hazırlanıyordu. Derken birden kapı çalındı. Gecenin bu vaktinde gelen kim olabilirdi acaba? Sincap biraz şaşırdı. Çünkü kimseyi beklemiyordu. Gidip kapıyı açtığında karşısında bir kedi görünce çok şaşırdı. Kedicik soğuktan donmak üzereydi. Tir tir titriyordu. Sincap kediyi içeri alıp almama konusunda önce biraz tereddüt yaşadı. Ne de olsa o bir kediydi. Yani bir orman hayvanı değildi. Ve tehlikeli olabilirdi. Fakat kedinin haline çok acıdı. Çünkü kedicik öyle masum gözüküyordu ki onu içeri almasa sabaha kadar dışarıda donup kalacaktı. Sincap kapısını açtı ve kediyi içeri davet etti. Kedi teşekkür ederek içeri girdi. Sonra Sincap ona sıcak bir yatak serdi ve üzerini örttü. Kedicik biraz ısındıktan sonra Sincap sordu. Hayırdır kedi kardeş? Gecenin bu vaktinde ormanda ne arıyorsun? Kedi, sorma Sincap kardeş. Yolumu kaybettim. Ben bu yakındaki çiftlikte yaşıyorum. Fakat ne olduysa bilemiyorum. Birden yolumu kaybettim. Kendimi ormanda buldum. Senin ışığını görünce de buraya geldim. Eğer bu ışığı görmeseydim şimdiye çoktan donmuştum, dedi. Sincap kediye aç olup olmadığını sordu. Kedicik çok açtı ve evet gerçekten çok acıktım. Çok yoruldum. Bütün gün yürüdüm, dedi. Sincapcık kediciye kendi yiyeceklerinden ikram etti. Sonra birlikte uyuyakaldılar. Sabah olduğunda kedicik Sincap'tan önce uyandı. Etrafı incelemeye başladı. Bu ne kadar düzenli bir sincaptı böyle. Bütün eşyaları yerli yerindeydi. Odası tertemizdi. Doğrusu çok güzel ve tertipli bir hayvandı bu sincap. Bu sırada sincap da uyandı. Günaydın kedi kardeş, dedi. Kedicik, günaydın sincap kardeş. Ne kadar düzenli bir evin var, dedi. Teşekkür ederim, dedi sincap. Sonra birlikte kahvaltı yaptılar. Dışarı çıkalım mı, dedi sincap. Olur, dedi kedicik. Dışarı çıktıklarında dünkü soğuk havadan ve kardan eser kalmamıştı. Pırıl pırıl bir güneş onları karşıladı. Sonra sincap dedi ki, ne yapmayı düşünüyorsun kedi kardeş? Bütün kış benimle kalmak ister misin? Kedicik, hayır, çok naziksin. Teşekkür ederim sincap kardeş. Ama sahiplerim beni merak eder. Bugün yola çıkmalıyım. Hem hava güzel olduğu için yolu bulmakta zorlanmam, dedi. Sincap, o çiftliği biliyorum. Eğer istersen sana eşlik edebilirim, dedi. Çok iyi olur, dedi kedi. Sonra birlikte çiftliğe doğru yola çıktılar. Ve bir süre gittikten sonra uzaktan çiftlik gözüktü. Sincap, kedi kardeş, bundan sonra ben gelmeyeyim istersen. Sen git, ben de buradan evime döneyim, dedi. Kedi teşekkür etti. Sincap kendi evine döndü. Kedi kendi çiftliğine gitti. Fakat bu arkadaşlık burada bitmedi. O günden sonra sincap ve kedi çok iyi arkadaş oldular. Ve yazın ormanda, çiftlikte bir araya gelip güzel güzel arkadaşlık yaptılar. Eğlendiler, koştular, oynadılar. İşte böyle sevgili çocuklar. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeliyiz ki başka bir zaman yardıma ihtiyacımız olduğunda başkaları da bize yardım etsin. Sevgili Prenses Tia, umarım
masalımızı beğenmişindir. Herkese iyi uykular. Görüşmek üzere çocuklar.